Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Bugün sizlere çok güzel bir yasemin soliflorundan bahsedeceğim. Soliflor ne diyeceksiniz arkadaşlar? Soliflor bir parfüm terimi. Tek bir çiçek notasının baskın olduğu ve doğal kullanıldığı parfümlere soliflor deniyor arkadaşlar. Bu da bir yasemin soliflori. Biliyorsunuz yasemin parfüm dünyasının en pahalı esanslarından biri arkadaşlar ve çoğu parfümde ve hatta yani neredeyse hemen hemen bütün parfümlerde sentetik kullanılıyor. Ama tabii piyasada birkaç tane bilinen çok güzel yasemin soliflori var. Bu da onlardan biri. Carolina Herrera'nın Blonde Yasmin isimli parfümü. Bu Carolina Herrera'nın Confidential yani özel niş serisinden bir parfüm. Bu uzun boy şişeler, ferah olan seriden. Bir de bunların kısa şişeleri var. Daha yine yüzlük, bunlar da yüzlük. Onlar daha ağır, daha kışlık parfümler. Bunlar ferah seriden arkadaşlar. Bu benim en beğendiğim parfüm oldu. Şimdiye kadar denediğim en kaliteli doğal yasemin parfümlerinden biri. Parfümün ana oyuncusu, baskın oyuncusu yasemin. Diğer notalar yasemin notasını desteklemek için var. Parfümün arkadaşlar açılışında çok güzel bir portakal ve mandalina notasıyla başlıyor arkadaşlar. Çok doğal ve çok kaliteli verilmiş, çok ferah verilmiş. Yasemin'in hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her zaman yasemin başlangıçtan sona kadar baskın nota. Tabii o narenciler de yasemine ekstra bir ferahlık katmış. Biliyorsunuz doğal beyaz çiçek notalarında indolik denilen bir element var arkadaşlar. Bu insan dışkısıyla beyaz çiçeklerde ortak bulunan bir molekül. Tabii çok yoğun kullanıldığı zaman dışkı gibi kokuyor ama az kullanıldığı zaman, seyrek kullanıldığı zaman beyaz çiçek kokusu veriyor. Çok ilginç bir nota. Bunu da kenara not ettikten sonra parfümümüze tekrar devam edelim. Dediğimiz gibi parfüm çok doğal, ferah, narenciye ve ferah yaseminle açılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz şu sıralar yaseminden çiçek açmaya yeni başlıyorlar. Kokuyu duyduğunuz zaman keşke diyorsunuz bunun parfümünü yapsan. İşte bu parfüm de öyle bir parfüm arkadaşlar. Bildiğiniz doğal, yeni açmış yasemin çiçeği kokusu. Yani hiçbir fark yok. Ve bu tarz doğal yasemin kokularını piyasada bulmak çok zor arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Orta notalara geçtiğimizde o narenci notalar geri çekiliyor ve tamamen bir yasemin parfümüne dönüşüyor. Hafiften alt notalardan çok hafif bir vetiver ve beyaz misk dokunuşu var. Buradaki vetiver merak etmeyin dumanlı karanlık bir vetiver değil. Çok ferah, çimensi, çok hafif yeşil bir hani ferah hava katan bir vetiver var arkadaşlar bunda. Ama dediğim gibi parfüm baştan sona kadar doğal yasemin kokusu. Hani dalında yeni açmış, ferah, mis gibi böyle içinizi açacak bir yasemin kokusu. Parfümü sıktığınız zaman yani koklamaya doyamıyorsunuz. Dediğim gibi çok müthiş, çok harika bir, çok kaliteli bir yasemin parfümü yapmışlar. Özellikle böyle bir designer markanın niş serisinden çıkması da ilginç. Ama önemli değil, bu Carolina Herrera'nın bu özel serisinin bütün parfümleri çok güzel. Hani beğenmediğim bir parfüm olmadı. Bir iki tanesi bu Eau de Toilette olan ve seriden bir iki tanesi bana çok vasat gelmişti. Ama genel olarak o Eau de Parfum olanlar ve bu serinin neredeyse yani tamamı çok kaliteli, çok doğal ve genel beğenisi çok yüksek parfümler arkadaşlar. Yani mutlaka denemenizi öneririm. Yani Türkiye'de bu marka satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Bağdat Caddesi'nde Nokta Kozmetik ve Avrupa yakasında Uzay Eksklusif'te satılıyor. Yani hala var mı bilmiyorum, emin değilim. Ama arkadaşlar fiyatları da çok yüksek. Özellikle bu Eau de Toilette serisi yani yüzlükleri 120 euro falan burada. Bilmiyorum orada ne kadar. Yani bir Creed parfümün yarı fiyatı ama yani çok doğal arkadaşlar. Yani gerçekten o yanınızdan geçtiğimiz yeni açmış yaseminlerin kokusunu hani şişelenmiş halini istiyorsanız bu parfümü mutlaka arayıp bulmanızı öneriyorum. Parfümün arkadaşlar performansına girersek bir Eau de Toilette olduğu için bu çok aşırı kalıcı değil. Yani çok fazla yayılım diyor ama burada ön planda olan koku güzelliği ve doğallık arkadaşlar. Yani kalite çok ön planda. Performans biraz daha geri planda kalıyor. O kadar doğal, o kadar güzel ki sırf evde stres atmak için, evde koklamak için bile almaya değer yani. O kadar güzel, o kadar kaliteli. Eğer yasemin parfümlerinden hoşlanıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Kalıcılık ve performans o kadar önemli değil. Benim için kalite ve koku güzelliği, doğallık ön planda diyorsanız arkadaşlar mutlaka bu parfümü denemenizi öneriyorum. Carolina Herrera'nın Confidential serisinden Blonde Yasmin. Piyasada çok nadir bulunan bir kalite arkadaşlar. Bir de parfümün genelde yasemin soliflileri tek başına kullandığınız zaman daha feminen oluyor ama bunda o ilk baştaki o portakal notaları ve temelli notalardaki o hafif çimensi vetiver biraz parfümü daha erkek kullanımına da yaklaştırmış arkadaşlar. Yani erkekler de kullansa çok sırıtmaz. Ama dediğim gibi yaseminden hoşlanıyorsanız biliyorsunuz kokunun cinsiyeti yoktur. Yani herkes o kokuyu beğenebilir. Yani illa kadın için, erkek için diye bir ayrıma ben girmiyorum. Tabii bazı parfümler gerçekten çok feminen, çok aşırı hani erkekte sırıtır ama bu doğal bir ürün arkadaşlar. Hani sırf kendinizi tatmin etmek için bile alabileceğiniz bir parfüm. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bugünkü videomuzun konusu da buydu.
yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.